Değerli basın mensupları, bugün burada 81 ilde 5 zamanlı olarak tutuklanan gazetecilerimizle ilgili basın açıklamasında bulunacağız. Basın açıklamamıza başlıyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyetimizin ana unsuru olan Türk milliyetçiliğin düşüncesine sahip gazetecilere yönelik yeni bir baskı politikası geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştur. 1944'te Tapukluklar'da, 1980'de Mamak'ta zincirlenmek istenen Türk milliyetçiliği, 2023'te siyasi iktidarın yol açtığı sığınmacı dalgasına karşı Türk milletini bilinçlendirmek isteyen genç gazeteciler üzerinde hedef alınmıştır. Oysa bu topraklarda gazetecilik milletin derdini dert edinmek ve bunların çözüm için cesaretle doğruları yazıp konuşabilmektir. Gözaltına alınan ve tutuklanan genç gazeteciler de işte bu sorumluluğun bir parçasıdır. Ancak kulak verecekleri yerde gözaltına alınmış ve tutuklanmış bunlar yetmemiş gibi genel sağlık hakları görmezden gelmiştir. Bu kasıtlı ve art niyetli tutum sonucunda söylemekten utanç duyulması gereken gönderilerinde milliyetçi paylaşımda bulundukları tespit edilmiştir. İfadesi dava dosyasına girmiştir. Dosyada delil diye yer alan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartının fotoğrafları ise sanki bir suç unsuru gibi sunulmuştur. Buradan kamuoyuna şunu memnuniyetle duyuruyoruz. Türk milliyetçisi olmak, Türk milletinin geleceği için paylaşımlarda bulunmak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartını taşımak asla bir suç olmadığı gibi Türk milletinin her bir ferdinin görev ve sorumluluğudur. Sözde çözümü Oslo'da, Habur'da, Kandil'de arayan, posta güvercinleriyle terör örgütü elebaşına mesajlar gönderen iktidar hem sığınmacı gündemini bastırmak hem de sözde çözüm süreci garabetini yaptığı gibi Türk milliyetçiliğini yeniden mahkum etmeye çalışacaksa buradan duyuruyoruz ki tutumun karşısında dimdik bir İyi Parti olacaktır. Bu toprakların mayasıyla yoğrulan, 5000 yıllık mazisiyle insanlık tarihini belirleyen Türk milletinin milliyetçiliğini yapmak da bu ülkenin her vatandaşına düşen vazgeçilmez bir haktır. Belirtmek isteriz ki ulu önderimiz olmasından her zaman övündüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ziya Gökalpler'den Erol Güngör'lere kadar tertemiz Türk münevverlerinin devlet adamlarının yeşerttiği, büyüttüğü Türk milliyetçiliği düşüncesini İyi Parti olarak savunmaya ve korumaya sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk milliyetçiliğinin mahkum edilmesine geçit vermeyeceğiz. Aziz milletimize saygılarla sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, selamlar.